11 Temmuz'da duruşmamız, arkadaşlarımızın duruşması 11 Temmuz'da. Bildiğiniz gibi 16 Mayıs'ta seçimden hemen sonra Ankara'daki duruşma vardı. Oradaydık. 9 arkadaşımız orada tahliye oldu. Onlar da seçimin hemen aslında öncesinde tutuklanmışlardı. Hemen sonrasında bırakılmışlardı. Bu bize aslında şeyi gösteriyor. Yani o tutuklamanın seçim endeksli bir tutuklama olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde bu 16 arkadaşımızın da başka bir gündem endeksli bir tutuklama olduğunun aslında biliyoruz. Nitekim bazı gündemlerden zaman geçince bırakılıyorlar. Bizler de bu arkadaşlarımızın, 16 arkadaşımızın bu gerekçelerle tutuklu kalmasının kabul edilemez olduğunu söylüyoruz. 11 Temmuz'da mutlaka tahliye olmaları gerektiğini söylüyoruz. Böyle düşünüyoruz, böyle diliyoruz. Buradan meslek gruplarına da katılım çağrısı yapmak istiyorum. Yani hem ulusal hem uluslararası basın meslek örgütlerinin bu davalara, Kürt gazetecilerinin tutuklu olduğu davalara katılımı gerçekten çok çok önemli. Ankara'da da bunu gördük. Yani basın meslek örgütlerinin katılımı görece iyiydi. Ve hem savunmadaki, savunma yapan gazeteci arkadaşlarımız açısından çok iyi, hem de mesleki dayanışma açısından bir örnek teşkil ediyor. Bu şekilde bir dayanışmanın daha da büyütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece duruşmaya değil, duruşmadan önce de gelip buralarda bizlerle haber de yapabilirler, arkadaşlarımıza dair bilgi alabilirler. Bütün basın meslek örgütleri için söylüyorum, bireysel veya kurumsal fark etmiyor. Ama 11 Temmuz için özellikle bir çağrı yapıyorum. Mutlaka gelsinler, duruşmaya katılsınlar. Gazeteci meslektaşlarının durumuna ilişkin onlara destek olsunlar. Bu duruşmada var olduklarını görelim. Yani bu bizim beklentimiz. Böyle bir çağrıyı sizin aracılığınızla yapmış olalım. Dediğim gibi 16 gazeteciyi artık umarım 11 Temmuz'da onları da almış oluruz ve işlerinin başına dönmüş olurlar. Bir yılın ardından gerçekten artık bu bir zulme dönüştü yani ve kabul edilemez bu hal. Hem 8 Haziran'da gözaltına alınıp 16 Haziran'da tutuklanan, hem de 25 Ekim'de gözaltına alınıp yine 29 Ekim'de tutuklanan arkadaşlarımız sadece kendi mesleklerini, yani yapmaları gerekeni yaptıkları için gözaltına alınıp tutuklandılar. Ama buradan belki şuna bakmak gerekiyor. İktidar peki bunu yaparak amacına ulaşabildi mi? Hayır, ulaşamadı. Çünkü hem bu arkadaşlarımız, tutuklanan arkadaşlarımız geri adım atmadı, hem de tırnak içerisinde dışarıda kalan meslektaşları geri adım atmadı. Hatta şu sözü biz defalarca yineledik: onlar gelene kadar onların kameraları, kalemleri bize emanet, ama onlar geldikten sonra bu yola birlikte devam edeceğiz. Biz yine aynı yerdeyiz, aynı yerde duruyoruz. Hakikatleri yazma mücadelesinde aynı yerde duruyoruz. Bu yönüyle biz durduğumuz yerin, yürüdüğümüz yolun da doğru olduğuna inandığımız için buradayız. Suç olarak yöneltilen hiçbir faaliyet suç değil. Arkadaşlarımızın yüzlerce sayfalık, ya arkadaşlarımız hakkında hazırlanan yüzlerce sayfalık iddianame de zaten bunu gösteriyor. Yani sadece şişirme, işte programların, haberlerin yer aldığı şişirme iddianameler, aslında içinde delil olmayan iddianameler. Bu yönüyle bütün arkadaşlarımızın zaten hali hazırda böyle bir soruşturmaya dahi gerek olmaksızın bu şekilde baskı altına alınmalarına bir son verilmesi gerektiğini tekrar belirtmek istiyoruz. Bu uzun tutukluluk süreci de, tutukluluk rehin alma süreci de 11 Temmuz'da bitirilmeli ve bunun için bugüne kadar gördüğümüz gibi, belki bugünden sonra da aynı şey geçerli. Gazeteciliği yine gazetecilik kurtaracak, gazeteciliği gerçek habercilik kurtaracak. Bu yönüyle tüm meslektaşlarımıza da 11 Temmuz'da Diyarbakır Adliyesi'nin gelerek hala tutsak olan 15 arkadaşımızla dayanışma çağrısı da yapıyoruz. O gün hep birlikte Diyarbakır Adliyesi'nde gazeteciliği savunmalıyız diyoruz.